Sen? Ben ya. Hoş geldin İsmail. Hoş geldin, sefalar getirdin. Buyur geç. Geç, çekinme. Masa, yemekler falan. Bu ziyafet senin için İsmail. Buyur, şöyle baş köşeye geç. Benim için mi? Senin için. Buyur. Madem öyle diyorsunuz. Hoş geldin İsmail. Hoş gördüm Cevdet Bey. Ya ben geçen gün için de özür dileyim istiyorum aslında. Yani öyle hastanede size patavatsız birkaç tane laf ettim ama... ben ne bileyim sizin bu kadar önemli biri olduğunuzu. Gerçi zaten hala ne kadar önemli olduğunuzu bilmiyorum ama... ben buraya şey için geldiydim. Neden geldiğini çok iyi biliyorum İsmail. Harbiden mi? Hı. Ama önce seninle güzel bir ziyafet çekelim. Tamam. Bu mükemmel sofradan yemeğimizi yiyelim. Sohbetimizi ederiz. Merak etme. Ya aslında ben o kadar da aç değilim yani. Hem evde hanım yemeğe bekler beni. Ben müsaadenizi isteyeyim Cevdet Bey. Bunca yemek boşuna mı yapıldı? Ziyan mı olsun bu kadar şey? Madem o kadar ısrar ediyorsunuz... birkaç lokma yiyeyim bari. İyi. Haydi. Yemekler nasıl, beğendin mi? On numara. Ama diyorum ki artık şu sırları falan anlatsan. Benim avukat araştırmış bulmuş. Bu adamın ölmüş babası Erdem Bey'in bir eşi varmış. Ha bana burayı söyledi. Ben ona bakmaya geldiğimde seninle karşılaştım. Nedir şimdi bu sırlar falan? Anlatacağım. Anlatacağım ama önce seninle bir iki kadeh bir şey içelim. Tamam. Sonra ne kadar sır varsa, ne kadar gizem varsa hepsini konuşuruz. Yok, ben artık müsaade isteyeyim ya. Bak. Dünyada bu şişeden 12 tane var. 8 tanesi bende. Kıymetini bil. Madem öyle diyorum. Şerefe. Şerefe. Yavaş İsmail, yavaş. Bu meret böyle içilmez, adamı çarpar sonra. Onu kafaya dikmeden evvel söyleyecektim. Ben artık müsaadenizi isteyeyim. Ne oluyor lan bana? Ne yaptınız lan bana? Zehirlediniz mi beni? Felç mi oluyorum lan ben? Elim ayağım tutmuyor. Ne yaptınız lan bana? Sen şimdi bana ne oluyor diye düşünüyorsun değil mi İsmail? Niye kımıldayamıyorum diyorsun değil mi? Çaresiz, zayıf, korunmasızım diye düşünüyorsun değil mi?
Tıpkı küçücük bir çocuk gibi. Tıpkı adanın sana geldiği zaman gibi. Ada mı? Ada. O da senin ellerine kaldığı zaman böyle zayıf, aciz, korumasızdı. Meryem! Kız! Duymuyor musun sen beni? Niye cevap vermiyorsun? Al o kaşığı yerden getir bana. Otur kız şöyle. Otur. Acıkmadın mı? Çorbanı koyayım. Bunu içsin. Ne çorbası koyması? Bana bak. Sen bizim çocuğumuz değilsin. İsmail yeğenini ortalığa kodu demesinler diye aldım seni yanımıza. Bir de iyi insan olduğumuz için. Bizden ne artarsa onu yiyeceksin. Biz ne verirsek onu giyeceksin. Biz ne dersek onu yapacaksın. Anladın mı beni? Yardım et bana. İnmeydi galiba. Daha inmedi. Sana öyle şeyler yapacağım ki şu anına şükredeceksin. Dede, ben ne yaptım sana? Bana yapmadın. Benim kızıma yaptın. Kızına mı? Hı. Kimsenin kızına bir şey yapmadım. Senin kızın kim? Senin Meryem adını verdiğin Ada. Ada benim kızım. Ada mı? Sen ne diyorsun be? Nasıl olur böyle bir şey? Bu imkansız. Küçücüktü o kız. Hı? Ona hiç acımadın. Böyle zayıf, böyle çaresizdi. Kız kardeşinin emanetiydi sana. Sen ne yaptın? Ben babamdan ne gördüysem onu yaptım. Ne bir eksik ne bir fazla. Allah'ın sana verdiği canda bir ruh taşıyorsan, sana verilen emanetin de kıymetini bileceksin İsmail. Gözünü seveyim acı bana. Şimdi İsmail, beni dinle. Ben şimdi sana yaptıklarının hesabını sorsam günahkar olur muyum? Hı? Acı bana. Ben ettim sen etme. Ama sen ona hiç acımadın. Hı? Onu babası yaşında bir herife satarken ona acımadın. Ha? İstemiyorum. Ben Mustafa abiyi sevmiyorum dayı. Lan bir de dangalak dangalak konuşup bana cevap veriyor. Ne yani, ben seni alacağım, besleyeceğim, büyüteceğim. Ondan sonra da kimle evleneceğim diye mi soracağım sana ya? Madem öyle diyorsun. Bütün bunlar olurken sen neredeydin? Madem bu kadar güçlüydün, bu kadar zengindin, neden kızını tutup mezberelikten çıkartmadın? Ben kızımın yaşadığını bilseydim seni o pis ellerine bırakmazdım. Zalimlerin en zayıf noktası neresidir bilir misin İsmail? Kendi canıdır. Ne yapacağını biliyorsun. Eşiniz Zeynep Hanım ve Yusuf Bey aradı birkaç defa efendim. Geldi mi? Neredesin hünkârcığım? Merak ettim de ben hazırım, bir haber vereyim dedim. Zeynep, sevgilim beni affet ne olur. Artık bıraktım, uğraşmayacağım bu şerefsizlerle. Ne olur beni affet. Hiçbir intikam ailemden daha değerli olamaz. Hadi 15 dakika sonra yanınızdayım. Tamam canım, tamam bekliyorum. Nasılsın, iyi misin? Kötü baba. Az kalsın dikişleri patlıyordu. Hastaneye giderim diyorum, gelmiyor. Yarısına da zar zor pansuman yaptırdı bana. İyiyim ben abi, bir şeyim yok.
O yüzden mi yığılıyordun kalıyordun kollarıma? Hayır, cahillik bu. Madem ölmek istiyorsun biz çıkalım gidelim o zaman. Niye uğraşıyoruz? Kızım. Ay ne yapayım baba? Katrin adı var bunda da. Bak sen biraz sakin ol. Kalkabilecek durumda mısın? Abi hastaneye falan gitmem ben. Ben iyiyim ya. Yusuf, hastaneye gitmiyoruz zaten. Adayı almaya gidiyoruz. Ada evlendi abi. Gözümün içine baka baka o şerefsizden nikah kıydılar, imza attı. Biliyorum. Biliyor musun? Nereden biliyorsun? Biliyorum dedim, hadi. Yolda anlatırım size her şeyi. Ben gitmem ona abi. Bana söylediklerinden sonra hiçbir kuvvet beni onun yanına götüremez. Yusuf. Bak beni iyi dinle. Ada senin için hayatını feda etti. O rüzgar şerefsiz onu tehdit etmiş. Ada korkup evlenmeyi kabul etsin diye adam tutup herkese zarar vermiş. İsmail'in evini, lokantayı dağıtan, Fırat'a zarar verenler bunlar işte. Ne diyorsun abi sen? Zavallıcık ada bunları görünce korkmuş. O rüzgar seni öldürmesin, diğerlerine zarar vermesin diye kendisini feda etmiş. Anlatabildim mi? Doğru mu bu söylediklerin? Sence? Ada senin için canını verir. Gerçekten inandın mı başka biriyle evlenebileceğine? O zaman niye duruyoruz? Hadi gidelim. Durduğumuz kabahat. Hadi. Cemre, kızım geliyor musun sen? Baba, bana bugünlük bu kadar aksiyon yeter. Ben hiç uyumadım, uykusuz falanım. E kızı da bensiz alabilirsiniz artık. Alırız, alırız. Hadi gidelim. Hadi, hadi çık. Lan yine Yusuf mu bu ya? Dersini almadın mı sen? Almadım. Rüzgar! Oğlum! Bu yaptığın hesabını vereceksin. Hesap günü geldiğinde kim alacaklı, kim verecekli hepsi belli olacak Nihal Hanım. Ada, gel hadi gidelim. Yusuf, ben gelemem söyledim ya. Ada, bu şerefsizin seni bizimle tehdit ettiğini biliyorum. Bitti artık. Hiçbir şey bitmedi. Tamam mı? Ulan şerefsiz. Adaya mı yetti lan gücün ha? Teke tek erkek gibi çıksaydın ya lan karşıma şerefsiz. Bir daha adanın karşısına çıkarsan var ya seni öldürürüm lan. Yusuf. Öldürürüm seni. Yusuf yeter. Yeter. Tamam. Adayı al, sen beni arabada bekle. Pardon ya, sen kimsin? Ha? Benim evime gelip nikahlı karımı alıp götürüyorsun filan. Kimsin sen? Birazdan öğreneceksin benim kim olduğumu. Neyi öğrenecekmişiz pardon? Sıra sana da gelecek Nihal Hanım. Yorma artık adam. İşte biz. Yusuf, ben Rüzgar'la nikahlıyım. Kızım. Seni tehditle evliliğe zorladığı için bu nikah düşer. Avukatlarım dilekçe verdiler bile. Yusuf, hadi adayı al sen arabaya götür. Benim cesedim hiç inemeniz lazım. Memnuniyet ye. Yusuf lan! Oğlum Yusuf, oğlum! Oğlum! Kalkın. Yusuf, hadi götür adayı. Abi sen? Benim görülecek ufak bir hesabım var.
gelelim sorunuzun cevabına. Siz şimdi benim kim olduğumu merak ediyorsunuz değil mi? Kimsin sen? Kimsin bir adam? Kimsin? Sen söyleyecek misin artık kim olduğunu? Ben bu anı uzun zamandır bekliyordum. E siz de biraz beklerseniz ölmezsiniz herhalde değil mi? Hem biraz merak edin. Merak ederseniz sihri kaçmaz. Başınıza geleceklerden sonra bu adam bunu niye yaptı bize diye sormayın sonra. Sen kırmızı elmasıyla masumların canını alan cadı. Hapse gireceksin. Kimsin bir adam sen? Ha? Kimsin sen? Hünkâr Balaban. Kaybettiklerimi, yıllarca benden çalınanın intikamını almaya geleceğim. Sen dur bakalım. Geri bas. Bir seninle iki çift laf edelim. Sonra bakarız çaresine. Tamam. Tamam. Seninle konuşabilmenin başka yolu yoktu. Kusura bakma. Acıtmamışımdır umarım. Ne istiyorsun benden? Kazançlı çıkacağım bir anlaşma yapacağız seninle. Ne anlaşması? Bu ne? Nihal'in babanı öldürdüğüne dair otopsi raporu. Ne? Onu bir zehirle öldürmüş. Beni öldürdüğü zehirle. Seni öldürdüğünü? İnsan değişir Mert. İhanetler, yalanlar, hayal kırıklıkları. Hayat sert bir dalga gibi. Çarptığı kayalardan bir parça alır ama bazen de yenisini bırakır yerine. İnsan değişir. Ama bir tek gözleri değişmez. 5 yaşında nasıl bakıyorsa 55 yaşında da öyle bakar. Erdem Ayaz. Doğumundan mezuniyete kadar yanında olan Erdem Ayaz. Amcan. Ben başına gelen her şey için, çektiğim bütün acılar için çok özür dilerim. Özür dilemene gerek yok. Burada özür dilemesi gereken en son insan sensin. Ama bana dediğim gibi bir konuda yardımcı olacaksın. Nihal'le birlikte sen de yanıp kül olmak istemiyorsan, doğacak çocuğunla bir geleceğin olsun istiyorsan, kaybettiğim 20 yılıma ve kızıma yapılanları ödetmek için bana yardımcı olacaksın Mert. Ne gerekiyorsa söylemen yeterli. Yarın kardeşini alıp mahkemeye götüreceksin ve bu saçma nikahı iptal edeceksin. Buna hiç gerek yok. Kızımı o Nihal şeytanına bırakmak istemiyorum, tamam mı? Gerekirse bu şehri yakarım. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Nikah zaten sahteydi. Nikah sahte miydi? Çok teşekkür ederim. Rica ederim Mert Bey. Her şey istediğiniz gibi olmuştur umarım. Mükemmel. Rolünü çok iyi oynadın. Herkes gerçek bir nikah olduğuna inandı.
Yalnız bir süre ortalarda görünme. Nasıl isterseniz Mert Bey. Bana anlattığın o akrep hikayesini hatırlıyor musun? Ateşi yaktım. Akrebin kendini sokmasını bekliyorum. Ben çocuğumun geleceğini bir deli için riske edemezdim. Sağ ol Mert. Sana söylediğim onca şey için beni affedebilecek misin Yusuf? Hangi söylediğin şeyler? O şeytan seni en zayıf yerinden vurmaya çalıştı. Sevdiklerinle tehdit etti seni. Ama hepsi geçti. Unut artık o kötülükleri. Biz birlikteyiz ya. Kavuştuk ya. Gerisi önemli değil. Yusuf'una Yusuf adasına kavuşmuş sonunda. Hayırdır abi? Nikah sahteymiş. Nasıl? Bayağı sahteymiş nikah. Sahte bir memurla sahte bir nikah kıymışlar. Yani ben Rüzgar'la hiç evlenmemiş miyim? Sen Rüzgar'la hiç evlenmemişsin kızım. Bu özmenler kendi gölgesine bile iş çevirir. Hadi buyurun. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın ya? Hem kendini hem aileni böyle bir tehlikeye nasıl atarsın hünkâr? Ne oluyor Zeynep? Bana söz vermiştin. Sen nasıl bulaşırsın o insanlara ya? Ya özbenlere nasıl bulaşırsın? Anne, tamam sakin ol biraz. Gerçekten anlamıyorum. Aklım almıyor yani. Kim bu insanlar ya? Adayla Yusuf kim? Ya onlara yardım etmek uğruna seni öldürmeye çalışan insanlara nasıl bulaşırsın? Değer mi ya? Değer. Öyle bir değer ki. Nasıl ya? Kim bu aday hünkâr? Ailenden bile değerli olan bu kız kim? O benim kızım. Ada benim kızım. Seninle gelmemi ister misin? Yok, hayır. Bana nasıl tepki vereceğini bilmiyorum. O yüzden onunla yalnız konuşursam daha iyi olur. Tamam, sen bilirsin. Bak biz buradayız. Yanındayız. Al da senin kızın. Onun yeri burası. Git onu evine getir hünkâr. Hadi. Baba, her zaman sizden bir kayrış istedim. Bu birazcık büyümüş oldu ama olsun. Yine de dileğim yerine geldi. O yüzden kardeşimi getirmeden sakın gelme buraya geri. Tamam kızım, peki. Dediğini yaptım. Nihal hem senin cinayetinden hem de babamınkinden kurtulamayacak. Aferin Mert. Hem kendin için hem de doğacak çocuğun için en doğrusunu yaptın. Aferin. Sen bana güç ver.
kızımla konuşacak cesaret ver bana. Bu yok mu ya zırt pırt adını değiştiren, meczup gibi geldi bir ondan sonra başka bir şey oldu. Cevdet midir, Hünkar mıdır nedir o? Manyak lan o. Yemin ediyorum su katılmamış manyak. Bir de ne diyor biliyor musun? Ben adanın babasıyım diyor. Ha. Ne dedin dayı? Bir dakika. Kim ben adanın babasıyım diyor? Ya yok mu deli Cevdet? O işte şimdi hünkâr oldum ben adanın babasıyım diye çıktı karşıma yani. Sen bir gelsene benimle. Hayır dur. Dur gel, Yusuf gel. Dayı bir anlatsana. Ya Yusuf bir dursana bir anlatacak. Lan ittirmesene dur 2 dakika. Ya sen bir sussana ya. Yusuf. Ya bıraksana anlatsın. Ah manyak geldi işte al burada. Ah. Bu beni götürdü yemeğe içmeye. Tamam mı? Ne yedirdiyse artık ben kendimden geçmişim. Bir uyandım yerde cesedin yanında ben yatıyorum. Her yer kan revan elimde bıçak. Yemin ediyorum cinayet işledim zannettim ya. Manyak bu. Bir de tutturmuş ben adamın babasıyım diye. Nasıl? Deli işte. Ben adanın ölmüş babasıyım diye. Al yüzü burada. Doğru mu? Adanın babasıyım mı dedi? Evet doğru. Hı? Niye? Niye böyle bir şey dedin ki? Gerçek bu. Ne demek? Nasıl? Ne demek gerçek bu? Ben sana ada ismini veren babanım kızım. Gerçek. Ne diyorsun sen ya? Benim babam öldü. Benim babam ben doğmadan önce öldü. Hatta mezarı bile var. Yok. O mezar başkasına ait. Morgdan alınmış. Bir kimsesiz, evsiz birine ait. Cevdet Yalçın. Cevdet Yalçın. Dokunma bana. Benim babam öldü ya. Yok. Kızın değilim ben senin. Ada. Söyleyeceklerini bir dinle istersen. Yusuf ne diyorsun ya? Sen bu adamın dediklerine inanıyor musun? Ne oluyor burada ya? Ne oluyor ya? Ben delireceğim. Ada. Ada kızım beni dinle. Kızın değilim ben senin. Ben ne seni ne de anneni terk etmedim. Bütün bunlar yaşanmasa ben sizi bırakır mıydım? Şimdi olsa canımı veririm size. Kız da delirtecek bu deli ha. Babayla kızın arasına girmeyelim istersen. Aslında doğru diyorsun. Uzun zamandır şimdi birbirlerini görmemişler. Konuşsunlar bakalım. Neredeydin o zaman bunca yıl? Annem parasızlıktan tedavi olamadığında neredeydin? Yokluktan öldüğünde neredeydin? Ben 6 yaşında kimsesiz kaldığımda neredeydin? Dayım dediğim adam çocukluğumu cehenneme çevirdiğinde neredeydin? Hayallerimi 3 kuruşa sattığında neredeydin? Madem babamsın, ben senin kızınım. Niye yoktun?
Niye koruyup kollamadın beni? Ben senin yaşadığını bilmiyordum kızım. Yani çok zenginsin ya sen. Elin kolun her yere yetiyor ya. Hiç mi merak etmedin bizi? Ben öldü biliyordum sizi. İyi. Tamam. Madem öyle, öldük biz. Hiç mi gidip bir mezarlarını göreyim demedin? Onca yıl hiç mi merak etmedin bizi? Lütfen. Yaklaşma. İnanmıyorum. Bizi öldü bildiğine inanmıyorum. Hazırda bir ailen vardı. Karın da, kızın da vardı. Babalık yapmaktan daha kolay geldi değil mi beni öldü bilmek? İsim lütfen. Hayır. Beni anlamadan, dinlemeden yargılama. Lütfen suçlama beni. Ben senin yaşadığını bilseydim asla bırakmazdım kızım. Hayır. Hayır, inanmıyorum ben sana. Söylediğin hiçbir şeye inanmıyorum. Hem bir insan niye öldü der ki kendisi için? Niye yapar böyle bir şeyi? Kızım. Hayır! Yeter. Ben seni dinlemek istemiyorum. Öğrendiğim andan beri sana anlatmak için doğru zamanı bekliyordum. Söyleyeceğin hiçbir şey benim bu yaşıma kadar döktüğüm gözyaşlarını geri getiremez. Ben gazetede okuduydum. Bu hünkâr Balaban bayağı Harun kadar zengin bir adam. Bu Nihaller'in eskiden ortağıymış. Öldü diye adamın paraya çökmüşler. Şimdi babayım diyor ya, ondan kıllandığı için de Nihal adayı uzak tutmaya çalıştı. Bundaki para var ya, Nihal'in 10 katı. Nasıl? Bunlar adanın babasının parasına mı çökmüşler? Rüya, sen onu nereden öldürdün ki şimdi? Nasıl ya? Bir dinle kendi ağzında şimdi. Kulliyen yalan. Ben öyle bir şey demedim canım. Sen kafan karışmış sen. Yani ben nereden bileyim ki öyle değil mi? Bana bak İsmail. Adanın hatrı olmasa ben sana yapacağımı biliyorum. Ama dua et, o kız var bak. Sen niye geriliyorsun şimdi durduk yere ya? Bak sen... Hah, iyi insanla lafın üstüne gelir işte. Yusuf gidelim buradan, ben duramayacağım. Tamam. Tamam. Sen de hemen kendini böyle kapıp koyverme enişte bey. Senin ada içli kızdır. Şimdi gitsin, bir soluklansın, düşünsün. Ondan sonra koşa koşa gelir ellerinden öpmeye. Ben onun ciğerini bilirim. Neticesinde elimde büyüdü yani. Hem yakışıyor mu senin bir koskoca hünkâr bala bana böyle sokak ortasında dikilmek? Sıkın bir daha bana dokunma. Tamam canım. Sen nasıl emredersin yani? Birazdan başlıyoruz Erdem amca. Seninle daha işimiz bitmedi. Yere kaybolma. Sen nasıl emredersin enişte bey? Ben bulmuşum senin gibi trilyoner enişteyi. Ne kaybolayım ki? Sen öl de öleyim enişte. (Gülüyor)
saklamana gerek yok Hünkar. Yıllardır o fotoğrafı nasıl özenle sakladığını biliyorum ben zaten. Söylemedin bana. Ölmüş bir kadınla mücadele mi edecektin? Hem ben senin onu ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Çünkü ben de seni öyle sevdim. Zeynep. Senin sevgin sayesinde hayatta kaldım. Sevgin sayesinde bugünlere geldim. Hayatım boyunca ödeyemem sana bunun borcunu. Sen Cemre'yi babasız bırakmayarak zaten bütün borcunu ödedin Hünkar. Zeynep. Bir kızıma dünyaları verirken öbürüne dünyasını yıkmışım. Olmaz olsun böyle babalık. Hünkar. Baba. Baba. Baba yüzük. Adana yüzüğü bende kaldı. Onlar İstanbul'dan da gidiyorlar. Ne yapacağım ben? Nasıl vereceğim? Nereye gidiyorlar? Baba İstanbul'dan gidiyorlarmış işte. Ama benim bu yüzüğü onlara vermem lazım acilen. Ne yapacağım? Sen arasana bir. İnşallah gitmemişlerdir ya. Dur bir arayalım. Cevap vermiyor. Sen versene bana numarasını bir. Al. Efendim? Yusuf, Cemre ben. Cemre? Neredesiniz? Biz yola çıktık Cemre. Durun durun, hemen sağa çekin. Çünkü size bir şey vermem lazım. Cemre bize bir şey verecekmiş. Bekleyin diyor. Tamam, getirsin. Tamam. Konum atıyorum ben sana. Tamam, atın, geliyorum ben. Hadi baba gidelim. Kızım, ada beni görmek istemez ki. Baba saçmalama, hadi gidelim diyorum. Hadi. Yusuf, yüzüğü o gün düşürmüştün. Ben de vermeyi unutmuşum. Ada. Bu yüzükle ilgili bilmen gereken bir şey var. Neymiş? Bu yüzüğü ana baban verdi. Senden hiçbir şey istemiyorum. Sadece hayatımdan sonsuza kadar uzak dur. Nasıl uzak durabilirim? Ben senin babanım. Sen benim babam falan değilsin. Hayallerimdeki o adam değilsin. Annemin aşkla anlattığı o adam değilsin. O adam öldü. Sense hiç var olmadın bile. Ada! Rüzgar, sakın pişman olacağım bir ahmaklık yapma. Rüzgar bak sakın. Yapma. Rüzgar. Ben seni başkasıyla paylaşamam Ada. Korkma Ada.
Sevgilin ölmeyecek. İstanbul'un ölmeyecek. Gözünü kapatıp her açtığında benimle aynı acıyı çeksin. Rüzgar. Can almak ağır yüktür. Bunu ne yürek taşır ne de vicdan. Ben de artık ikisi de kalmadı Verdem amca. Koca bir hayat var önünde. Kendini ziyan etme, onları da ziyan etme. Geldi mi indi? Söyle koyalım. Teşekkürler. Afiyet olsun. Kızlar. Hadi gelmiyor musunuz? Sofra hazır. Geldik. Nasıl olmuş indi? Çok güzel olmuş. Değil mi tatlım? Çok güzel olmuş anneciğim. Ama her sene olduğu gibi bu sene de benim salatam masanın starı. Aman. Tabii. Yusuf. Hadi gelmiyor musunuz? Yusuf. Geldik. Gel bu koynumu atla benim oğlum. Aferin sana. Tamam oğlum benim. Çekiyorum Oğluşum, oğluşum. Ben de erken yürümüşüm he. Babasına çekti. Tabii insanlık için küçük, ailemiz için büyük bir adım bu. Benim işte teyzesi. Gel bakalım, ben bakalım babuş emniyeceğim. Aferin sana. Aha. Baba mı dedi? Yok, baba demedi. Şimdi mi? Ben duymadım. Nasıl ya? Baba dedi işte. Yok, sen de tuturdun baba 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 diye ya. Baba baba baba. Ama dedin, baba dedin oğlum. Hadi bir daha dedin. Ne oluyor bakayım burada? Ne bu gürültü? Dedesi oğlum baba dedi. Baba mı dedi? Allah. Ben duymadım. Öyle mi dedin oğlum sen? Dede demiş olmasın? Ya. Ha, sen dede mi dedin? He? Baba mı dedin yoksa? Baba dedi oğlum, oğluşum. Duydunuz işte dedi, baba. Dedi bu sefer dedi, tamam senin olsun. Da vallahi Erdem'i uyutana kadar az kalsın kendim uyuyordum ben. Baba, bak tansiyonun, kolesterolün neyi varsa fırlayacak şimdi gece gece. Uğraştırma bizi. Bırak bari bu akşam bir şey yiyeyim. Ya babacığım, bak ben senin için hayatım enginarları verir misin? Enginar yaptım. Hem bunlar şekere de kolesterole de çok iyi geliyor. O yüzden artık bunları yiyeceksin. Getir bakayım senin elinden ne olsa yerim.
Biliyorum oradasın. Başardım. Bak, sonunda dünyanın en mutlu insanı oldu küçük kızım. Sıcak bir evim, sevgi dolu bir ailem var artık benim de. İçin rahat etsin annem. Kızın mutlu olmayı başardı sonunda. Hayatım. Sen benim bütün hayallerimi gerçekleştirdin. Sen de benim adamım.